Merhabalar değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosuyla daha beraberiz. Bugün arkadaşlar aslında 6. bölümde bare F akorunu vermiştim. Bu bölümde daha rahatına basacağız. Tabii ki F'yi de geçeceğiz. Zoru da yapacağız, kolayı da yapacağız. Eğer F'yi çalıştıysanız, Fa majör akorunu çalıştıysanız, Sol majör akorunda, bareli Sol majör akorunda biraz daha rahat edeceksiniz. Basmak evet kabul edelim. İlk başlarda biraz zor oluyor arkadaşlar. Tabii ki çalıştıkça bizler de aynı şekilde yeni başladığımızda yapamıyorduk. İşte parmaklarımızın gücü yetersiz kalıyordu. Diğer bölümlerde egzersizlere geçtik. Bunda biraz daha barel akorları fazla çalışmanız gerekiyor. Doğrusuyla yanlışıyla ve bu bölümde bakacağız zaten. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar F akorunda biliyorsunuz birinci perde işaret parmağımı basıyordum. Üçüncü telde biraz şöyle içim rahat etmedi. Biraz yaklaştırayım affedersiniz. Aslında önceden ayarlamıştım ama şimdi daha güzel gözüküyor. Şimdi bareli akor arkadaşlar iki tel veya fazlasına yani üç tel, dört tel, beş tel, altı tel bir parmağımız İkiden fazla tele ya da iki tele aynı anda basarsa biz buna bare diyoruz arkadaşlar. Bareli basmalar ilk başlarda biraz dediğim gibi kabul edelim. Biraz zor gelebiliyor. Ama çalıştıkça üstesinden geliyoruz. Tek işimiz çalışmak zaten. Şimdi arkadaşlar Fa majör akorunda birinci perdeye birinci parmağımı hepsine basıyordum. Altı telin altısına da birinci parmağımla basıyordum. Üçüncü telin İkinci perdesine bakın orta parmağımla basıyordum. Beşinci telin üçüncü perdesine yüzük parmağımla ve dördüncü telin üçüncü perdesine serçe parmağımla basıyordum. Bakın bu basışa fa majör yani F akoru diyorduk. Böyle bir sesi vardı. Şimdi bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Arkadaşlar baş parmağın aslında biraz da baskısıyla oluşuyor. Tabii gün geçtikçe bunun bir dengesi var. Dengesini yakaladığınız anda sesler güzel çıkmaya başlıyor. Şimdi ellerinizi gitarda kalıp gibi ezberleyin. Mesela şu C basışı. Yani ben gitara koyduğum zaman otomatikman C'ye geliyor. Şu AM basışı. Yani koyduğumda AM gibi geliyor. F'yi de bakın şöyle bir hareket. Bunu getirdiğim anda F geliyor. C akoru. Daha basmadan önce aslında parmaklarımın şeklini vererek, ezberleyerek sadece oraya götürmek kalıyor sadece. Sol majör akoru F ile aynı. Değişen şey şu. Bu hareketi bakın sağa doğru, beriye doğru getireceğim. Hepsini aynı anda kaydırıyorum. Üçüncü perdeye yani işaret parmağını üçüncü perdeye hepsine basarsanız sonra geri kalanına basarsanız G akoru. Bakın ortada iki tane yani başta iki tane boşluğum kaldı. Birinci perdede F demiştik. Üçüncü perdede aynı hareket bakın. Aynı şekilde kayıyor. Bu da G. Peki nasıl kontrol edeceksiniz? Arkadaşlar akoru bastınız. G akorunu, sol majör akorunu bastınız. Parmağınızla teker teker telleri aşağıya doğru indirin. Cızırtı var mı? Fena değil. Bozuk olduğunda şöyle gelecektir. Yani basamıyorsanız böyle cızırtılar, pıt pıt sesler ya da hiç ses gelmemesi gibi bir şey olursa bilin ki parmaklarınız doğru basamıyor. Yani ne yapacaksınız? Devamlı buna basıp biraz kondisyonunu, gücünü arttırmanız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Şimdi F akorunu 6. bölümde demiştik ya aslında ileriki konumuz 2-3 hafta geçti. Kısmen de olsa biraz sesleri alabilmeniz gerekiyor. Şimdi AM akorumuz vardı, DM akorumuz vardı, C akorumuz vardı. F akorumuz 6. bölümde ödev olarak gelmişti. Şimdi artık geçiş olarak geliyor. Ve bunun yanında da G akorumuz var. Ne yapacaksınız? Çok basit. AM'ye bastınız. Bir tane vurdunuz arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4. Ne yapıyorum? AM'ye basıp vuruyorum. 4'e kadar sayıyorum. Ve akoru geçip tekrar basıp 4'e kadar sayıp tekrar AM'ye geliyorum. Bir deneyelim beraber.
İlk başlarda gelmeyecektir. Parmaklarımız ağır ağır gidecektir. Şunu önereyim. Siz başta bastınız. Tam geçerken yapacağınız hareketi düşünmeyin. Tam yapacakken düşünürseniz parmaklarınız gelmeyecek. Ne yapmanız gerekiyor? AM'ye bastım, şu an G'yi düşünüyorum. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Eğer bu geliyorsa 2'ye düşürün. Yani AM 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sonra 1'e düşürün. 1, 1, 1, 1. Olduktan sonra aslında İspanyol dörtlüsü oluyor. Yani internette görüyorsunuzdur. Çok kişi bilgilerini paylaşıyor. A, M, G, F, E İspanyol dörtlüsüdür piyasa dilinde. Binlerce, milyonlarca parça çalabilirsiniz bununla alakalı. Akor gidişleri hep aynı. Ritimleri değiştirdiğinizde ya da bir işte flamenk hep duyarsınız. Bunları yaptığınızda dediğim gibi binlerce parça zaten çalarsınız pop gitarda. Tabii ki amatör olarak oluyor. Çünkü akorları bulmak var. İşte nasıl ritim alacağız, nasıl ritim atmamız gerekiyor onları bulmak var. Profesyonelliğinde dediğim gibi benim de yetmediğim yerler tabii ki olacaktır. Ama temel olarak bunları bilmeniz yeterli. Şimdi gelelim bir ödeve. A, M, G, F, G. A, M, 4, G, 2, 3, 4, F, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, A, M, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4, F, 2, 3, 4, G, 2, 3, 4. Bildiğiniz akorları çorba gibi karıştırın. Mesela C, G. Ritim atalım. G. Sadece bildiğim, aklıma gelen, hemen uyguladığım akorları ne yaptım? Bir ritimden sonra diğerine geçtim ve zaten şarkı gibi duyuldu kısmen. Şimdi benim istediğim de şu. AM, İspanyol dörtlüsünü yapacağım bu bölümde. AM, bir ritim AM. G, F, E. Şimdi E'de nasıldı? Hatırlatalım. AM'nin bir üstüne hepsini çıkartırsanız yine AM gibi basıyoruz bakın. Hepsini bir tel yukarı kaydırdığımda akorun adı E. Peki nasıl oldu? AM, G, F, E. Başa döndüm AM, G, F, E. La minör, sol majör, fa majör, mi majör. Bakın bitiyor. G'den F'ye geçerken ellerinizi kaldırmayın. Hafif yukarı kaldırıp kaydırın sadece. Aynı hareket çünkü. Genelde nasıl oluyor? Mesela C'den F'ye geçeceksiniz. Bakın şu parmak zaten hep aynı yerde. Dengeleriniz olursa F'ye geçerken. Ritmi hızlandırarak, yavaşlatarak en ağırından vurun. Ben 4'e kadar yaptım, 2'ye kadar yaptım. Siz ne yapabilirsiniz? Siz 10'a kadar da sayabilirsiniz. Eşit olmak zorunda. Aslında geçtiği saniye 100'e kadar da sayarsanız geçtiği saniye aynı. Bu sadece biraz psikolojiyi düzeltiyor. Biraz da hani ona yetişmek için çabalamanız gerekiyor. 4'te yetişmeyebilir.
Sadece çalışın. Yani 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tek yapmanız gereken bunu rutine 10 dakika, 15 dakika, 50 dakika, 1 saat neyse ne kadar çalışabiliyorsanız sadece bunları çalışın. Bunları çalıştıktan sonra gerisi kendi gelecek. 3 gün sonra gelecek ya da 1 hafta sonra gelecek ya da 1 ay sonra gelecek ama sonunda mutlaka o geçişleri rahat rahat alabileceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey geçiş. Sonra ne olacak? Sonra sesler olacak arkadaşlar. Net ses gelmesi lazım. Eğer siz sol majör basıp sadece çıp çıp diye ses alıyorsanız daha sıkı basmanız gerekiyor. Tabii ki bu parmak, baş parmağınız, diğer parmaklarınız güçlendikçe otomatikman kendi kendine basacaktır. Tabii ki parmak uçlarınızın biraz da sertleşmesiyle alakalı bir durum. Sertleştiğinde zaten artık hiç baskı yapmıyorsunuz ve bir mantık var. Bu mantığı parmaklarınız anladığında, yani siz akoru biliyorsunuz, biraz sertleşti, biraz güçlendiğinde otomatikman onlar kendi basacaktır. Onun için videonun başında diyorum. Tek yapmanız gereken şey bunu sadece çalışmak. Başka hiçbir şey yok. Bugün neyimiz oldu? Videonun sonunda sol majörümüz 3. perdede, 6. bölümde demiştim F'ye öğretmiştik zaten. Fa majör aynısını 3. perdeye, 1. parmağımı 3. perdeye kaydırırsam sol majör, 1. perdede fa majör akorum var. Bugün sadece A, M, G, F ve E akorunu gördük. Bu geçiş çalışacağız diğer bölüme kadar. Bunu yapabildikten sonra arkadaşlar sevdiğiniz bir şarkının akoru işte neyse atıyorum Tarkan'dan, Zeki Müren'den artık neyi seviyorsanız şarkının adını yazıp sonuna akor diye Google'la aratın. Orada zaten çoğunluğunun A, M, G, F, E, E, M olduğunu göreceksiniz. Sadece tek yapmanız gereken şey de onun icrasını yapmak. Zaten videoda da bundan sonra da hem egzersizler hem de şarkı öğretimleri devam edecek. Dediğim gibi yaklaşık bir hafta 10 günümüz var. 10 güne kadar bu geçişi halledin. Ondan sonra da gitarı daha çok seveceksiniz zaten. Çünkü çok eser çalacaksınız. Ritim ve egzersiz ödevlerimiz olacak. Onları da yaptığınızda zaten diyeceğim ben bu da buraya kadar biliyorum. İşte bu tabii ki bazı teknikleri de daha arpejlerimiz var, sololarımız var, tekniklerimiz var. Şu anda sadece halk dilinde kara düzen gidiyoruz. Sol majör neye göre oluyor? Bunları da gördükten sonra zaten dediğim gibi profesyonel olma noktasına geçeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim, iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.